Ne diyordu Neşet Ertaş? Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu. Geçtiğimiz pazar günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Bir günlüğüne de olsa kadınları kutsadık, eşitlik nutukları attık. Başta kozmetik piyasası olmak üzere büyük firmaların göz yaşartan indirim oranlarının gölgesinde geçti gitti bir 8 Mart daha. Oysa bu hikayenin temelinde ne yatıyordu? Gelin kısaca bir hatırlayalım. 8 Mart 1857'de Amerika'da tekstil işçisi kadınlar günlük 16 saati bulan çalışma süreleri, düşük ücretler ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle bir grev başlatmıştı. Sonrası polis müdahalesi. Sonrası fabrikaya kilitlenen kadın işçilerin çıkan yangında orada can verişi. Sizce yanarak can veren o 129 kadın işçi bugün Mağazaların vitrinindeki kalp indirim oranlarını görse alkış mı tutardı? Çelişkiler dünyasının boş vermiş insanlar olarak bu parantezi buraya bırakalım. Konu hakkında yazılmış olan kitapları, makaleleri okumanızı, en azından bu konudaki belgeselleri izlemenizi öneririm. Evet, panellerde biz erkeklerin konuştuğu, biz erkeklerin kadın haklarından dem vurduğu 24 saat dolmadan da bu konuların unutulduğu bir 8 Mart daha geride kaldı. Ben de bu çelişkilerin bir parçası olmamak adına 8 Mart'tan önce çektiğim bu videoyu 8 Mart'tan sonra yayınlamaya karar verdim. Hatta bir aksilik olmazsa tam bir hafta sonra 15 Mart'ta bir güzel edebiyat perisinin doğum gününde yayınlamayı arzu ediyorum. Tam bu noktada bir şeyin daha altını çizmek isterim. Bir bütünü iki veya daha çok parçaya bölerek o parçalardan bir veya birkaçını belli isimlerle, sıfatlarla gruplandırarak ifade etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Peki ne demek istiyorum? Kısaca açıklayalım. Bu videoyu kadın yazarlar olarak öne çıkarmak istemedim. Kadın doktorlar, kadın bilim insanları, kadın basketbolcu, kadın yönetici çoğaltmak mümkün bu adlandırmaları ve sıklıkla da kullanılıyor. Her başarılı durumda kalın puntolarla haberleri yapılıyor. Peki biraz düşünelim. Böyle ifade ettiğimiz zaman kadınlara pozitif ayrımcılık yapmış mı oluyoruz gerçekten? Tabii ki hayır. Hatta ve hatta bu mesleklerin önüne cinsiyetçi bir sıfat eklediğimiz zaman şunu yapmış oluyoruz. Aslında o işi yapacak durumda olmadığını düşündüğümüz kadınların olağan dışı bir başarıyla bunu gerçekleştirmesini alkışlamış oluyoruz. Ne haddimize peki bunu yapmak? Aynı durum toplumun diğer dezavantajlı gruplar için geçerli elbette. İnsana insanın kendisinden başka engel yoktur. Bunu iyice belleyelim. Herkes her şeyi yapabilir. Herkes her şeyi isteyebilir. Herkes her güzel şeyi kendine hak görebilir. Bunun belirli ilkeleri, kuralları, başarının objektif şartları olmalı elbette. Her alanda bir kalite çıtamız olmalı. Bir müteahhit sağlam binalar yapmalı, bir doktor bilimsel kurallara riayet etmeli, bir avukat en azından hukuku bilmeli ve bir yazar, şair, çizer kaliteli eserler ortaya koyabilmeli ya da en azından bu uğurda bir çabası olduğunu gösterebilmeli. Kötü bir kitap yazan yazarın erkek ya da kadın olmasının ne önemi var? Topluma ayna tutan, zihnimizi aydınlatan, lezzetli bir kitabı bizlerle buluşturan bir yazarın cinsiyetinin, dilinin, dininin, ırkının ne önemi var? Bu konuda sanırım hiçbirimizin itirazı yoktur. Biz insanlardan, biz insanların beklentisi aslında sadece eşitlik. Kişinin fiziksel durumu, cinsiyeti, dili, rengi, ırkı nedeniyle ne bir lütuftur beklenen ne de bir ayrıcalıktır istenen. Ayrımcılık olmasın, her yarışta eşit koşullar sağlansın yeterlidir. 8 Mart Girişte kısaca bahsettiğim temel üzerinde yükselirken günün anlam ve önemine uygun olarak çokça düşünmek, sorgulamak tüm cinslerimiz için en doğru yol olacaktır. Doğan Hızlan Hürriyet gazetesinde 2011 yılında yayınladığı makalesinde şöyle bir giriş yapıyor. Ne zaman kadın yazarlar sözünü kullansam sevgili arkadaşım Tomris Uyar'ın bir itirazını anımsarım. Nedir bu kadın yazarlar lafı? erkek yazarlar ifadesini kullanıyor musunuz? Doğru. Gerçekten de öyle bir ifade kullanmıyoruz. Öyleyse kadın yazar ayrımı niye diye Doğan Hızlan ekliyor. Şu ana kadar anlatmak istediklerime can simidi oldu. Hem Doğan Hızlan'ın bu yazısı hem de Son Noktayı Koyan Tomris Uyar'ın sözleri. Öyleyse 15 Mart'ta Tomris Uyar'ın doğum gününde haydi gelin ona bir selam gönderelim. Cemal Süreya ve Ülkü Tamerle birlikte Papirus dergisinin kurucularından biri olan Tomris Uyar, dönemin çok ses getiren kadın yazarlarındandır. Yanlış. Dönemin ses getiren yazarlarından biridir. O sesin o dönemleri aşıp bugünlere de yansıması sizce Tomris'in cinsiyetinde mi gizlidir? 60'ı aşkın çevirisi kitap haline getirilmiş günlükleri gün dökümü başlığı altında kitaplaştırılmıştır. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk isimli öykü kitaplarıyla iki farklı yılda Said Faik hikaye armağının sahibi olmuştur. Tomris Uyar, şair Turgut Uyar'la evlidir ve bir tane de oğulları vardır. Ödülleri alıp köşesine çekilmemiş elbette. Boğaziçi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermiş, Türkiye Yazarlar Sendikası'nı da kurmuş. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Şapkalı Kız, Uyuyan Güzel gibi evrensel masalların günümüze Türkçeleştirilmesini sağlamıştır. Sadece bunlar değil elbette. Başucu kitaplarımızdan olan Gabriel Marque Marquez'in Başkan Babamızın Son Baharı, John Steinbeck'in İnci Romanı, Borges'in birçok eseri, Doğu Ekspresi, Trendeki Yabancılar gibi romanlar ve daha birçok eser Tomris Uyar'ın çevirisiyle bizlerle buluşmuştur. Yüzleşmek isimli eserinde tanımak büyülü bir uğraştı. Ama ya tanınmak demiştir. Tomris'in bu sözlerinin ağırlığı altında ondan bahsetmenin zorluğunun farkındayım elbette. Tomris Uyar genelde ikinci yenilerin ilham perisi olarak anılır ve büyük şairlerle yaşadığı aşklarla hatırlanır. Bu aşklar elbette önemlidir çünkü tepeden tırnağa edebiyat kokmaktadır. Ancak Tomris Uyar'ın özetlemeye çalıştığım az önceki özelliklerini bilmeden onu sadece aşklarıyla anmak, hatırlamak yazara ve yaşadıklarına büyük haksızlık olacaktır. Güncelerini, öykülerini ve o eşsiz çevirilerini hafızamızda tutarak şimdi onun aşklarından kısaca bahsedebiliriz. Tutku dolu bir yaşam ve onun peşinde koşan dört büyük şair. Peki kim bu aşıklar? Kolej aşkı Ülkü Tamer ile evliliği ilk durağımız. İlk çevirisi olan Şekerden Bebek Tamer Soy ismiyle yayınlanmıştır. Bu evlilikten Ekin adında bir çocukları olmuş ancak birkaç haftalık bir bebekken sütten boğularak çocuklarını kaybetmişlerdir. Bu olay Ülkü ve Tomris çiftini derinden yaralar ve kısa süre sonra da boşanmalarına neden olduğu söylenir. Ve ikinci aşk Ankara'da Sanatseverler Derneği'nin lokalinde rakı masasında tesadüfen tanışır onunla. Tanıştıklarında ikisi de evlidir ve birbirleriyle evlenebilmek için boşandıkları rivayet edilir. Bu ikinci aşkın onun için yazdığı en sonunda caddelere çıkardım, kaynağından öptüm seni dizeleri daha sonra Sezen Aksu tarafından yorumlanacaktır. O kişi Cemal Süreyya'dır. 3 yılını dolduran bu tutkulu aşk sonunda biter. Daha doğrusu dostluğa evrilir. Ne dersiniz? Aşkın ömrü 3 yıldır muhabbetinin kaynağı bu olabilir mi? Hiç sanmam. Ayrılığın ardından Tomris uyar. Beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı der. Süreyya ise Tomris için şunları söyler. Senden ayrıldığım anda senin hakkında, senin hikayen hakkında, seni sevdiğim'i belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse duymayacak. Ve söz verdiği gibi bu konu hakkında bir daha hiç yazmaz. Ve Tomris'in keskin virajlarla dolu hayat yolculuğunda en uzun soluklu aşkı yaşadığı üçüncü duraktayız. Turgut uyar aşkı. Tomris uyar bu tanışmayı ben Cemal Süreyya'dan ayrılmak üzereydim. O ise eşinden boşanmıştı çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiğinde tanışmıştık diye açıklar. İkilinin şiir üzerine başlayan mektuplaşmaları ilişkileri aşka doğru sürüklenir. 7 yıldır şiir yazmayan Turgut Uyar'a ilham perisi olur Tomris. 1969 yılında evlenirler ve Turgut adında bir çocukları olur. Turgut Uyar hep bir kaybetme korkusuyla sever onu, daima kaygılıdır. Tomris Uyar bu evliliği şu sözleriyle özetler. Turgut her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak. Ben de hiçbir rekabetin söz konusu olmadığı bir alanda boyuna birinci seçilmekten yorulacaktım. İşte Tomris'in en uzun soluklu ilişkisi 1985 yılına geldiğinizde son bulur. Çünkü Turgut uyar yaşama veda etmiştir. Geriye bu efsane aşktan Turgut Uyar'ın Bozuk Saat şiiri kalır. Bil ki akrep yelkovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın hiç değilse. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur. Evet 15 Mart Tomris'in doğum günüdür. 26 Mart ise Dünya Ölmeme günüdür. Bir 26 Mart günü Edip Cansever, Cemal Süreyya, Can Yücel, Turgut Uyar, Tomris Uyar'ın da bulunduğu bir masada ölüm gündeme gelir. Turgut Uyar meyhaneciden bir şişe rakı söyler. Ve bu şişeyi gelecek yıl bugüne kadar saklıyoruz. 26 Mart'ta burada yine buluşup birlikte içeceğiz bu rakıyı der. Ve 26 Mart'ı Dünya Ölmeme Günü olarak ilan ederler. 1985'te Turgut Uyar'ın ölümüne kadar bu buluşmalar hep devam eder. Ölmeme gününün ilan edildiği masadaki en bahtsız şair daha sonra fazla şiirden ölecek olan Edip Cansever'dir. Dördüncü duraktır ve Platonik aşıktır. Tomris'i kendisine aşık edememiştir ama bu aşktan da hiç vazgeçmemiştir. Turgut Uyar'ın en yakın arkadaşlarından biridir. Hiç saklamadığı bir sevgi ve hayranlıkla tutkundur Tomris'e. Her 15 Mart'ta yani onun doğum gününde yeni bir şiir yazar ve bu şiiri mutlaka yayınlayarak aşkını yeniden ilan ederdi. Tomris ile baş başa oturdukları bir rakı masasında peçeteye alır ve şöyle yazar Edip Cansever. Tomris rakıyı çok severdi, bense onu. Tomris uyarın ona ve onun aşkına duyduğu saygı belki de şu sözlerinde gizlidir. Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara alabiliyor, örselenebiliyor, bitebiliyor. Bitmeyen tek aşkın gerçek ve lirik bir dostluk olduğunu edip cansever öğretti bana der. İyi ki geçtin dünyamızdan Tomris Uyar. İyi ki sevdin o güzel adamları ve o güzel adamlar iyi ki sevdi seni. Gün dökümü, bir uyumsuz notları iki isimli kitabındaki şu sözlerle belki de kendisiyle yüzleşmektedir Tomris Uyar sevgi savurganlığım yüzünden habire su vererek çürüttüğüm kaktüsler hala aklımda. 2003 yılında aramızdan ayrılan Tomris Uyar ve ona aşık olan 4 şair de bizlerin aklında hala. Sanırım bu video biraz uzun oldu. Sonuna kadar sabırla beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımıza destek olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.